Hanımefendi kızımızdan alıyoruz. Hanım kızım hoş geldin programımıza. Hocam. hoş buldum hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm Teşekkür ederiz. İyisiniz inşallah. İyi. Siz? Biz, hocam. biz de iyiyiz. Biz de iyiyiz. Sağ olun. Ee, kızım nereden arıyorsun? İzmir. İzmir'den. İzmir neresinden ama? Karşıyaka. Karşıyaka. O yıllarca görev yaptığım bir ee, bir, bir ilçemiz. <laughs> ee, Orada Kemalpaşa Camii'nde, Mustafa Kemalpaşa Camii'nde çok vaaz ettim yıllarca. Orada mürakıplık camileri kontrol eden müfettiştim yıllar yıllar, yıllar 80'li yıllarda. Evet seni dinliyoruz, hadi bakalım buyurun. Sorum uzaylılar Müslüman mıdır? <laughs> uzaylılar Müslüman mıdır? Uzayda kimse var mı ki? Bilmiyoruz ki. <laughs> uzayların olup olmadığını bilmiyoruz yani. Ama eğer uzaylar olmuş olsaydı mutlaka onlara yani uzayda bir hayat olmuş olsaydı bu konuda net bir şey söylemek doğru değil. Kur'an-ı Kerim net bir şey söylemediği için ama yer, yer, yer ve göktekiler kelimeleri var. Yerdeki ve göktekiler Allah'ı tesbih ederler. O göktekilerden maksat şimdi bizim dünyamızın dışındaki her yer gökteki demektir. Onun için yerdeki ve göktekiler diyor Kur'an-ı Kerim. Öyle bir tanım ifade ediyor. Yer burası dünya, göktekiler de işte gezegenler vesaire vesaire yıldızlar. Eğer orada bir hayat varsa, cinlerden, ruhlardan veya meleklerden başka bir hayat varsa mutlaka onlara Allah göndermiştir peygamber. Çünkü ve ma kunna muazibina hatta nebasa diye bir ayet var. Biz peygamber göndermedikçe sorumlu tutmayız diyor. Yani eğer onlar mevcut ol, olmuş olsaydı mutlaka sevgili peygamberimizden haberdar olurlardı. Ona göre <laughs> iman ederlerdi ama bu konuda net bir bilgimiz yok. Tamam? Tamam teşekkürler hocam. Peki Allah'a emanet olun sağ olun. Ee, teşekkür ederim. Evet. Efendim.